Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray İl Müftülüğü ve Engelli Anneleri İşbirliği'nde 16 özel çocuk ve yakınlarından oluşan 83 kişi dualarla umreye uğurlandı. Duygu dolanların yaşandığı programda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yolculuğa hazırlanan ailelerin sevincine ortak oldu. Aksaray İl Müftülüğü Cemalettin Aksaray'ı cami önünde gerçekleşen töreni Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, İl Müftüsü Cemalettin Bal, Engelli Anneleri Derneği Başkanı Gülay Öztürk, özel çocuk aileleri ve yakınları katıldı. Amellerini makbul eyle. Program ilk olarak Kur'an'ı tilavetiyle başladı. Programın devamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı açıklamalarda bulunarak kutsal topraklara gitmeye hazırlanan herkesten başta Afrin'de Mehmetçiklerimiz için dua beklediğini söyledi. Mekke, Medine, bizlerin de selamlarını, dualarınızı iletmenizi isteriz öncelikle. Ardından hem Aksaray'ımız için hem memleketimiz için bizleri de unutmaz, bizleri de dualarınıza katarsanız bizler için en güzel günlerden biri olacaktır. En mutlu olduğumuz anlardan biri olacaktır. Allah şimdiden yapmış olduğunuz ibadetleri kabul etsin. Tabi burada bu topluluğu özel kılan bir konu daha var. Bu da Engelli Aileler Derneği Başkanımızın özel çabalarıyla yürüttüğü güzel bir topluluk da şu anda burada. Özel çocuklarımızla birlikte bu güzel ziyareti gerçekleştirecekler. Ben emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. O kardeşlerimizin o saf ve güzel yürekleriyle yapmış oldukları duaların Allah katında en makbul dualar arasında olacağına inanıyoruz. Onlardan da dualar istedik. İnşallah bizleri de unutmadan dualar ne derlerse hem Aksaray'ımız hem memleketimiz için bizlerin sizlerden isteği bu olur. Sizler de biliyorsunuz ordumuz özellikle onlara da dua istiyoruz. Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunda güzel sonuçlar elde ettik. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü terör devletinin oluşmasını istemiyoruz. Milli birliğimizin, bütünlüğümüzün önemi için onların duaya ihtiyaçları var. Bizler burada ne diyoruz? Sizler de o gittiğiniz mekanlardan o dualarınızı eksik etmezseniz inşallah güzel neticeler alarak memleketimiz, milletimiz huzura kavuşur. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize hayırlı yolculuklar dilerim. Allah şimdiden yapmış olduğunuz duaları, ibadetleri kabul buyursun inşallah. Dua için kürsüye gelen İl Müftüsü Cemalettin Bal'da kısa bir açıklamada bulundu. Kıymetli kardeşlerim, Somuncu babamızın şehri Süleha Aksaray'ımızın güzel insanları. Bugün hakikaten burada birçok umre programları yapıyoruz ama hac uğurlama merasimleri yapıyoruz ama bugün burada çok müstesna bir program için, merasim için bir araya geldik. Bundan bir ay öncesine kadar da yine güzel bir program için bir araya gelmiştik. Üniversitede okuyan gençlerimizi yine belediye başkanımızın, belediyemizin destekleriyle birlikte gençlerimizi umreye götürdük. Şimdi de Aksaray'ımızın gülleri, dualarının kabul olduğu güzel insanlarını umreye gönderiyoruz. Engelli vatandaşlarımız, engelli kardeşlerimiz. Biz onlara engelli demekten de aslında hayal ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Cenab-ı Allah'ın yarattığı her şeyden ders almak lazım, ibret almak lazım. Her şey aslında bizim için bir nimettir. Biz böyle iman ediyoruz. Ama bir kardeşimiz, bir güzel kardeşimiz, Rabbim Teala onu yaratırken bir engeliyle beraber yarattıysa, onun da birçok üstün meziyetleri oluyor, güzellikleri oluyor. İnşallah biz inanıyoruz ki bu kardeşlerimiz ellerini semaya açıp Allah Teala'dan istediklerinde Allah o kardeşlerimizin dualarını kabul edecektir. Engelli Anneleri Derneği Başkanı Gülay Öztürk çok heyecanlı olduklarını ve kendilerine böyle bir imkan sunulmasından emeği geçenlere teşekkür etti. Duygularımızı ve heyecanımızı anlatmak gerçekten şu an imkansız. Çocuklarımızla bir bütün izledik biz bu derneği kurduğumuz zaman ve bu bütünlüğümüzü göstermek için
çektiğimiz zorluklar ve sıkıntılar değil, onlarla birlikte manevi boyutçulara da ulaşabileceğimiz noktalara kadar gitmek istedik. Ümre ziyaretimizi isteyen aileleri yalnız bırakmamak için çocuklarıyla birlikte bu yola çıktık. Duygulanların yaşandığı programda aileler zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Başkan Yazgı yolculuğa hazırlanan ailelerin sevincine ortak olurken kafileyi otobüse kadar uğurladı. Hafta sonu AK Parti Aksaray İl Başkanlığı'nda 18. dönem Siyaset Akademisi 3. hafta dersleri yapıldı. Siyaset Akademisi dersi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Murat Yılmaz Aksaray Belediyesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Doktor Murat Yılmaz Aksaray Belediyesi'ni ziyaret etti. 18. dönem Siyaset Akademisi dersi öncesi Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Siyaset Akademisi dersine katılan partililer tarafından karşılandı. Ziyarette Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Doktor Murat Yılmaz'a Ulu Cami ve Eğri Minare maketleri hediye edildi. Ziyaretin ardından Başkan Haluk Şahin Yazgı, Siyaset Akademisi dersine katılan partililer ile birlikte Aksaray'ın tarihi yerleri olan Ulu Cami, Zincireye Medresesi, Somuncu Baba'nın kabrini ve Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret edilerek gezilen yerlerin tarihi hakkında bilgiler verdi. Programın devamında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Doktor Murat Yılmaz'ın anlatımıyla 18. dönem Siyaset Akademisi 3. hafta dersleri AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 18. dönem Siyaset Akademisi 3. hafta ilk dersini Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz'ın anlatımıyla siyasal iletişim anlatıldı. Siz bugün internette sizin başınıza bir şey geldiği zaman kime müracaat edeceğinizi şaşırıyorsunuz değil mi? Twitter diyor ki hayır diyor ben bilgileri size veremem diyor. YouTube diyor ki ben diyor işte kullanıcı müşteri mahremiyetine önem veriyorum diyor. Veya insan haklarına özgürlüğe önem veriyorum diyor. İletişim özgürlüğüne. Dolayısıyla bilgileri size veremem diyor. O yüzden internete karşı insan gerçek anlamda eşit olmuş, ona hakim olmuş, onu yönetmeyi bilebilir bir durumda değil. Web 3.0 dönemini en iyi anlatan örnek bugün pek çoğunuzun araçlarında olan akıllı sistemlerdir. Mesela siz buradan çıktınız, İstanbul'a giriyorsunuz. Ankara olmaz da. İstanbul'a giderken yolda yoruldunuz. Birden ne oluyor? Aracın ekranında bir kahve fincanı beliriyor değil mi? Veya bazı modellerde koltuk sizi şöyle bir dürtüyor. Şöyle bir titretiyor. Veya sesli uyarı veriyor. Neden? Diyor ki bu adamın göz kapağı hareketleri ağırlaştı. Dolayısıyla bunun uykusu geldi. Uykusu geldiği için bu başına iş açacak. Ben bunu yönlendirmem lazım, durdurmam lazım diyor. Ama bazen cihaz şunu da yapıyor. Siz arabaya bindiniz. Daha hareket edeli 5 dakika oldu. Yine bir kahve fincanı çıkabiliyor. Yanılıyor bazen değil mi şeyde? İşte aslında karşımızda akıllı olmayan ama bize akıllı görünen, bizden daha akıllı olmadığını biliyoruz en azından. 18. dönem Siyaset Akademisi 3. hafta 2. dersini Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Doktor Murat Yılmaz'ın anlatımıyla temel siyasal kavramlar ve ideolojiler anlatıldı. Biraz demokrasi tarihimiz, darbeler ve demokrasiler üzerine sohbet edeceğiz. En son 15 Temmuz'da bir darbe teşebbüsü yaşadık. Bütün darbe teşebbüsleri esas itibariyle Türkiye siyasetine yönelik dış müdahalelerin bir tarihi anlamına geliyor. Bütün darbelerin arkasında o hangi niyetle yapılmış olursa olsun, hangi niyetle başlanmış olursa olsun dış müdahalenin etkileri vardır. Anlatımların ardından 18. dönem Siyaset Akademisi 3. hafta dersleri tamamlandı.
Programa Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve AK Parti İl Teşkilatı ve 18. Dönem Siyaset Akademisi kursiyerleri katıldı. Dadaşlar Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu Zeytin Dalı Gecesi dünden bugüne Çanakkale Zafer adlı konser düzenlendi. Dadaşlar Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Zeytin Dalı Gecesi dünden bugüne Çanakkale Zaferi konseri yapıldı. Selam ver, selam ver, duymam hiç kimse, darılı verir bilirim görünce seni. Gerçekleştirilen konsere Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç, Dadaşlar Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sabit Kürşat Korkut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Dadaşlar Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sabit Kürşat Korkut kısa açıklamalarda bulundu. Bugün mücadelenin bir gereği olarak da kahraman Türk ordusu Suriye'de Zeytin Dalı operasyonuna başladı. Ve ne mutlu bizlere, bu operasyon geçtiğimiz hafta büyük bir zafer sonuçlandı. Fakat Afrin Harekatı bitse de Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Disiplinli, hareketli, kabiliyeti, cesareti ve azmi, hele de kahramanlığı ile bütün dünyanın dikkatini çeken bu operasyon Türk milletini birbirine daha sıkı kenetlemiştir. Gecede konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye olarak yaşanabilir bir şehir olması için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek Afrin'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum dedi. Sizlerin de bildiği gibi bizler öyle bir milletiz ki, öyle güçlü bir milletiz ki Allah'ın izniyle Allah her zaman bizim yanımızda. Biz bunu her olayda, her durumda farkına bir kere daha varıyoruz. Bizim vatanımıza göz dikmek isteyenlerin hepsinin gözlerini oyuyoruz. Ve hiçbir zaman için onlara fırsat vermiyoruz. İşte Çanakkale Zaferi, ki bu programımızın bir kısmında da Çanakkale'den de bahsediliyor. Çanakkale Zaferi'nde bizler nasıl destan yazdığımızı hepiniz biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nda neler yapıldığını hepiniz biliyorsunuz. Biz öyle şanlı bir milletin torunlarıyız ki, öyle şanlı bir milletin çocuklarıyız ki, onların bıraktığı bu vatanı elimizden geldiği kadarıyla son damlamıza kadar savunacağımızı her ortamda, her fırsatta söylüyoruz. İşte en yakın örneğini 15 Temmuz'da hep birlikte gösterdik. İçerideki o hainlere karşı bizler hep beraber tüm Türkiye'de meydanları doldurarak onlar ellerinde silahlarıyla, tanklarıyla, tüfekleriyle, uçaklarıyla bizlerin üzerine bombalar yağdırırken bizler gözlerimizi dahi kırpmadan onlara karşı geldik. Ve o hainler anladılar ki memleketi içeriden yıkamayacaklar. Peki bu sefer ne yaptılar? Senaryoyu değiştirdiler. Dediler ki Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti yaratalım. Türkiye'yi oradan rahatsız edelim. Zaten PKK ile bunu yapıyorlardı ama şimdi orada bir terör devleti yaratarak bunu yapmaya çalışalım. Ama bir şeyi hesap etmediler. Bir şeyi gözden kaçırdılar. Bizleri gözden kaçırdılar. Bizleri hesap edemediler. O hep söylüyorlar ya, Suriye'ye niye gittiniz? Ne işiniz var orada? Eğer Suriye'ye gitmeseydik bugün o hainler, bugün o Türkiye'ye gözünü diken o yedi düvel memleketimizi oralardan sızmaya başlayacaktı. Ama Allah'a hamdolsun 100 yılda bir gelen lider bizim başımızda. İşte Recep Tayyip Erdoğan o liderliğini her zaman gösteriyor ve her zaman göstermeye de devam ediyor. Konuşmaların ardından Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve programa sponsor olanlara plaket takdim edildi. Plaket takdimin ardından vuslu sporu yapan öğrenciler tarafından kısa bir gösteri sergilendi. Devamında sanatçılar Ali Kınık ve Ozan Manas'ın konseriyle geceye katılanlar güzel bir gece geçirdi.
Yaşlılar Haftası dolayısıyla Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı huzur evinde yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, KYK İl Müdürü Mahmut Danay Yiyen, Alime Hatun ve Aksaray Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler Abdülkadir Üç Yıldız huzur evini ziyaret etti. Başkan Yazgı programda huzur evinde kalan yaşlılara çeşitli hediyeler ve karanfil vererek yaşlılarla birebir sohbet etti. Ziyarete konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ülkemiz ve ilimizdeki tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyor. Sağlık, huzur, afiyet içinde bereketli ve uzun bir ömür diliyorum dedi. Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve üniversite öğrencileri o güne özel hazırlanan pastayı yaşlılarla birlikte kesti. Programın sonunda üniversite öğrencileri, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve KYK İl Müdürü Mahmut Danay Yiyen huzur evinde kalan yaşlılarla hatıra fotoğrafı çekindi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, üniversite öğrencileriyle birlikte devam eden projeleri yerinde inceledi. Yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gençlerimizin fikirlerine her zaman ihtiyacımız var dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı ile kendisini ziyarete gelen bir grup üniversite öğrencisi ile bir araya geldi. Başkan Yazgı daha sonra üniversite öğrencileriyle birlikte kentte devam eden projeleri gezerek öğrencilerin fikirlerini aldı. Görüşme sırasında Aksaray Belediyesi öncülüğünde Aksaray'da başlatılan projelerin sunumu öğrencilere izletildi. Gençlerin fikirlerine her zaman ihtiyacımız var diyen Başkan Yazgı, üniversite öğrencileriyle birlikte sırasıyla Piri Mehmet Paşa Altgeçit ve Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nı ziyaret ederek bilgiler verdi. Başkan Yazgı daha sonra üniversitelerle birlikte Taci Mahallesi'nde inşa edilen Ulurmak Rekreasyon Alanı ve Kent Parkı'nda incelemelerde bulundu. Park içinde çocuk parkları, satış ofisleri ve amfitiyatro alanına geçen öğrenciler düşüncelerini ve fikirlerini Başkan Yazgı'ya aktardı. Sağlık Sen Aksaray Şubesi İl Divan toplantısını gerçekleştirdi. Sağlık Sen Aksaray Şubesi tarafından düzenlenen İl Divan toplantısı özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray İl Sağlık Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları, Himmet Bayar ve Kemal Çırak, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Aksaray İl Başkanı Murat Günaydın, Sağlık Sen İl Başkanı Rıfat Kaya, Sağlık Camiası ve çalışanları katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Sağlık Sen İl Başkanı Rıfat Kaya, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek ülkemizin ve milletimizin her zaman yanındayız dedi. Biz her zaman sağlık çalışanlarının yanında olup onların hak davasında, hak mücadelesinde beraber hareket ettik. Fakat bazen malum sendikalar diyor ki siz hükümetle yandaşsınız, siz hükümeti destekliyorsunuz, siz bütün ikinci adımlarınızı geç atıyorsunuz. Fakat öyle bir şey yok. Biz Sağlık Sen olarak, yetkili sendika olarak ülke genelinde bütün haklarda masadayız. Hak alımında öndeyiz. Fakat takdir edersiniz ki Türkiye'de eğer hükümet yoksa bir Suriye'de düşünün ki bir hemşire 8.000 dolar maaş alıyor ama ülkesi vatan yok elinde. Biz bunu 15 Temmuz'da gördüğümüz için şimdi Zeytin Dalı'nda ülkemizin, hükümetimizin ve milletimizin yanındayız. Tüm bu duygularla hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise İl Divanı'nın hayırlı olmasının temennisinde bulunarak herkese teşekkür etti. Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş selamlama konuşmalarının ardından kısa gündem değerlendirmesinde bulundu. Sağlık Sen Teşkilatı olarak bizim herkesten daha çok çalışmak,
daha çok emek vermek, bu ülkenin geleceğine daha çok katkı sunmak, bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere inat, bu ülkenin birlik mayası olmaya, çimentosu olmaya devam etmemiz gerektiğini bir kez daha gördük. Memur Sen ailesi olarak Suriye içerisindeki operasyonları, Zeytin Dalı operasyonunu, Afrin operasyonunu, bundan sonraki süreçte Münbiç operasyonunu, Kandil operasyonunu sonuna kadar destekleyeceğiz. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülke bölünürse gördüğümüz 4 milyon Suriyeli kardeşimizin vatansız kalmasının ne demek olduğunu görüyoruz. İşte biz de vatansız kalmamak için ülke olarak da, millet olarak da bu sürece sonuna kadar destek vermemiz gerekiyor ki Memur Sen ailesi olarak ordumuza da, devletimize de bu anlamda sonuna kadar destek olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Programın sonunda Sağlık Sen İl Başkanı Rıfat Kaya, İl Divan toplantısına katılımından dolayı Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş'e teşekkür tablosu hediye etti. Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise katkılarından dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya vazo hediye etti. TRT'nin sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga, Aksaray Belediyesi'nin katkıları ile hafta sonu çocuklarla buluştu. Aksaray Belediyesi her yıl yetişkinler başta olmak üzere on binlerce çocuğu eğlenceli müzikalleriyle buluşturuyor. Özellikle çocuklar kendileri için düzenlenen ücretsiz olarak hazırlanan müzikallerde güzel vakit geçiriyor. 3 ve 6 yaş grubunu aşan TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga'nın tiyatro sahnesine uyarlanmış hali olan müzikali her yaştan izleyici ilgi gösterdi. Oyunu Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı çocuklarla birlikte izledi. Aksaraylı çocuklara müzikal gösterisiyle unutulmaz bir gün yaşatan Ege ile Gaga şarkılarının yanı sıra eğlendirici ve öğretici oyunlar da sergiledi. Amili kadın handbol takımı 2018 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 4. maçında Litvanya'yı 30-24 mağlup etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı maç başlamadan hemen önce sahaya inerek amili kadın handbol takımımızın kaptanı Yeliz Özel ile konuk takımın kaptanına başarılar diledi. Hasan Dağı Spor Salonu'nda gerçekleşen 2018 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında amili kadın handbol takımı Litvanya'yı yenmesini bildi. Milli takımı ilk yarıyı 15-10 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında mücadeleden kopmayan millilerimiz maçı 30-24 almasını bildi. Sonuçla millilerimiz grubundaki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltip grupta 3. sıraya yükseldi. Aksaray Hasandağ Spor Salonu'nda yaklaşık 3500 seyircinin takip ettiği mücadeleyi Handbol Federasyon Başkanı Bilal Eyüboğlu, Vali Aykut Bekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Emniyet Müdürü Ali Karaba, Amili Bayan Takımlar As Başkanı Hakan Gümüşsoy, Baro Başkanı Avukat Beytullah Coşkun, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ramazan Kaşlı, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Belediye Başkanı Eşi Hasibe Yazgı, Ticaret Odası Başkanı Eşi Emine Koçaş, Kurum Müdürleri ve STK temsilcileri maçı protokol tribünden takip etti. Aksaraylılar millilerimizi maç boyunca desteklerken Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı maç sonunda yaşanan sevince ortak oldu. Başkan Yazgı amililerimizi ve teknik heyetini tebrik ederek açıklamalarda bulundu. Evet, her şeyden önce çok gururluyuz, mutluyuz. Bugün üçüncüsünü tamamladık. Nasıl üçüncüsünü tamamladık? Sizler de biliyorsunuz, iki tane milli takımımızın maçı vardı. Bu da üçüncü maçımız, kızlarımızın handbol mücadelesi. Ve Litvanya'yı galip gelerek çok güzel bir sonuç elde ettik. Ben önce Aksaraylı hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Salonda bizi yalnız bırakmadılar. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gençlik kollarımızdan, il teşkilatımızdan, ilçe teşkilatımızdan herkes buradaydı. Bütün Aksaray buradaydı. Ve aynı zamanda teknik ekibe teşekkür ediyorum. Hakan kardeşimi biliyorsunuz zaten. Handbolda bayanlarımızın kaptanlığını ve aynı zamanda yöneticiliğini yapıyor. Ve çok güzel galibiyetleri burada biz aldığımızı bir kere daha göstermiş olduk. Ben bütün hepsine canı yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Aksaray'ın uğurlu geldiğini söylemek istiyorum.
Bundan sonra milli maçları Aksaray'ımızda bekliyoruz ki galibiyetle geri gönderelim onlara inşallah. Federasyon Başkanı Bilal Eyüboğlu ise Aksaraylıları verdiği destekten dolayı teşekkür ederken millilerimizden aynı başarının devamını beklediklerini ifade etti. A Milli Bayan Takımlar As Başkanı Hakan Gümüşsoy ise yaptığı değerlendirmede inşallah millilerimizin galibiyet serisi Aksaray'dan başlayarak devam edecektir ifadelerini kullandı. Perşembe günü Litvanya ile karşılaştık. Litvanya'da Kaunas kentinde. Orada 22-22 berabere kaldık. Aksaray'ın bize uğurlu geleceğini hep söylüyorduk. Hem ekibe, hem hocalarıma, hem kızlarımıza. İnşallah bugün müthiş bir skorla yendik. 30-24 gibi bir skorla. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Halkımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Belediye ekibimize özellikle çok teşekkür ediyorum. Onların emeği çok. Yaklaşık bir haftadır sürekli hiç durmadan çalışıyorlar. Kültür ekibimiz, diğer tüm ekipler. Valimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizi izlemeye devam edin diyoruz. Bundan sonra İspanya maçımız var. İspanya maçı 30 Haziran'da Amasya'da olacak. Hemen sonrasında 30 Nisan'da Amasya'da olacak. 3 Haziran'da da Almanya'ya gidiyoruz. 2 maçımız var kalan. İnşallah bu maçları da kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz. 68 Aksaray Belediyespor hafta sonu karşı karşıya geldiği Azatlı Spor'u 11-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 68 Aksaray Belediyespor hafta sonu karşı karşıya geldiği Azatlı Spor'u 11-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Spor Toto Bal Ligi 5. grup temsilcimiz Aksaray Belediyespor hafta sonu pazar günü kendi evinde Niğde Azatlı Spor'u konuk etti. Sezonun 24. haftasındaki maçına hızlı başlayan siyah beyazlı temsilcimiz Belediyespor, rakibi Azatlı karşısında maç boyunca üstünlüğünü koruyarak 11 gibi farklı bir skor elde etti. Dalgan Stadında pazar günü oynanan Belediyespor Azatlı Spor maçının 11. dakikasında ilk golünü Enes ile buldu. Golden sonra ataklarını kesmeyen Belediyespor sağlı sollu geliştirdiği ataklarla devamlı gol arayan taraf oldu. Azatlı Spor oyunu genelini kendi sahasında kabul edince temsilcimiz daha fazla gol pozisyonu buldu. Devam eden ataklar sonunda maçın ilk devresini 4-1 kapattı. 68 Aksaray Belediyespor'un golleri devam edince maç 11-1 sonuç ile sona erdi. Tekerlekli sandalye basketbol takımı ligin 16. haftasında Çanakkale Boğaz Gücü ile karşı karşıya geldi. Birinci ligde mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımımız evinde galibiyetle buluştu. 68 Aksaray Belediyespor ligin 16. haftasında evinde Çanakkale Boğaz Gücü ile karşı karşıya geldi. Ligin ikinci devresindeki kötü gidişe dur demek isteyen temsilcimiz, ligin lokomotiflerinden birisi olan Çanakkale Boğaz Gücü ile kıyasıya bir mücadelede 66-58 galip geldi. Bu skor ile 68 Aksaray Belediyespor ligin 16. haftasında 21 puan ile 9. sırada yer aldı. Rakibi Çanakkale Boğaz Gücü 23 puan ile 6. sıradaki yerini korudu. Temsilcimiz geçtiğimiz haftalarda aldığı üst üste 5. mağlubiyetinden sonra rahat bir nefes alarak taraftarların yüzünü güldürdü. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenleriyle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.